Evet geçen hafta biliyorsunuz arkadaşlar verilerin çalınması ile ilgili bir podcast yapmıştım ve eğer böyle bir durum varsa bana da kendi verilerimi yollar mısınız demiştim. Birçok arkadaş mail atmış ama %90'ı daha önceden yani seneler önce 2015'te olması lazım. Hacklenen Mernis bilgileri üzerinden benim eski ikamet adresimi ve eski bilgilerimi yazmışlar. Ancak bir iki kişi de olsa yeni bilgilerimi yazmış. Yeni adresimi bir de yeni numaramı yazmışlar ama şöyle bir şey var. Efe Aydal'a ait telefon numaraları aşağıdaki gibidir deyip bir tane sadece kendi kullandığım numarayı yazmışlar. Bu neden önemli? Çünkü benim adıma ait aslında 3 tane numara var. Yani mesela kullandığım GSM operatörünü hacklemiş olsalardı benim adıma 3 tane numara bulurlardı. O yüzden bunu başka bir yerden kimlik bilgileri girilen bir yerden. Çünkü orada soruyorlar ya telefon numaran nedir diye. Ve ben tabii ki oraya bir tane numara söylüyorum. Yani insanların numarasını bulmak o kadar kolay ki bu bok gibi sistem yüzünden. İnsanları terslemek de istemiyorum. Daha bu muhabbeti yaptık. Yaptıktan sonra yine bir spor mağazasına gittim. Short aldım kendime. Kasiyer kız yine bir cep numarası alacağım sizden diyor. Cep numarasına bir şey de gelmedi ha. Dur bakayım gelmiş mi? Hiçbir şey gelmemiş. Eskiden hani niye istiyorsunuz diye sorduğumda e-fatura atıyoruz bilmem ne yapıyoruz falan diyorlardı. E o mağazadaki zaten 3 kişi beni tanıdı. Fotoğraf falan çektirdiler. Şimdi o numarayı yazarken birisi duysa ya da direkt kasiyer tanıyor olsa ya da yazıldığı zaman baksalar. Yani o kadar basit ki artık insanların cep numarasını almak. Biz ünlü olmayı bilemiyoruz. Menajerimiz falan olsaydı daha iyi bilirdik. Büyük ihtimalle bir tane iş için olan telefon olacak değil mi? Böyle yerlerde telefon sordukları zaman onu vereceğim. O gün arkadaşlarla da konuşuyorduk işte. Eskiden İstanbul'a mesela gideceğim zaman etkinlik düzenlerdik. İşte şurada buluşuyoruz arkadaşlar bilmem ne falan. Hani kaç kişi gelecek yok YouTube'dan falan söylerdim şurada buluşuyoruz diye. Şu anda İstanbul'a gittiğimi söylemiyorum bile. Yani İstanbul'a gidiyorum bile demiyorum artık. Gerçi gidiyorum desem bile sokaklarda beni aramayacak o ayrı mesele de. Mesaj atacaklar ama. Abi buluşma yok mu falan diye. Ya yani onu bile yapmıyorum o yüzden. Ben normal insan gibi yaşamak istiyorum. Yani filmleri sevmek ya da şu yaptığım işi sevmek suç mu? Ya ne yapalım işte. Yapacak bir şey yok böyle devam edeceğiz. Özel hayatımız diye bir şey olmayacak. Telefonumuz kamu malı olacak. Yani güncel bilgileri bulabilen birkaç arkadaş var işte. Deep web gibi yerlerde satılıyor diyor. Hack diye bir olay yok aslında diyor. O da olabilir. Gerçekten çünkü hacklenmesine gerek bile yok bence. Bu tür bilgilere sahip olan insanlar bunu kötü niyetle kullanmak için satarlar yani. İlla hacklenmesine gerek yok. Yani içeriden birileri satar ben şaşırmam açıkçası. Her şeyimiz kamu malı oldu. Bir tek IBAN'ımı sızdırmadılar. IBAN'ımı da sızdırsanız abi. Bir işe yarasın en azından. Geçen podcast'te söylediğim olay biraz daha komplikeydi aslında. İşte sigortadan ne kadar maaş alıyormuş vesaire. Onları falan da açıklamışlar ya. Esas bana değişik gelen oydu yani. Garip gelen oydu ya da e bilgileri falan. Onlar gelmedi bana. Ama şey geldi. Güncel adresim ve güncel telefon numaram geldi. Onun haricindekiler eski şeyler zaten. Biliyorsunuz 5 senede bir bilgilerimiz patlıyor zaten. Evet ifşacılar göreve. Bir kere de IBAN'ımı ifşalayın. Ya da kripto para cüzdanımın adresini falan ifşalayın da insanlar denemek için para yollasınlar. Şimdi denemek için çaldırıyorlar. Ya da arıyorlar konuşamıyorlar. Onun modası geçti. Onu herkes yapıyor artık. O ayağa düştü. Sıkıyorsa IBAN'ımı kontrol etmek için para yollayın. Ben buradan söylerim size para geldi diye. Ha bir arkadaş şunu söylemiş. e bilgileri de bir ya da birkaç doktorun hesabı hacklenerek onların üzerinden yapılmıştır deniyor. Daha önceki Twitter hackinde olduğu gibi. Orada da yetkili bazı insanlar hacklenmişti. Başka bir arkadaşımız bu işleri yapan bazıları deep web bazıları clear web sitesi olan sitelerden ekran görüntüsü yolladı bana. Bazılarını ben de biliyorum. Erişim engellenmişti ama yani VPN'le girebiliyorsunuz. Bak bir sürü paneller var burada ekran görüntüsü yollamış. Sigorta paneli, 2021 mernis sorgusu, isim soyisimden numara ve adres sorgusu akü sorgulama, plaka sorgulama, TC'den telefon sorgu, Binance sızan kimlikler, pasaportlar yazıyor. Vesikalık data. Ha, bu arada şey demişler, o kimlik fotoğrafı, onu bu kimlik bilgileri kullanılarak Photoshop ile ya da kimlik şablonundan kimlik yapılan bir araçla yaptılar diyor. Zaten o Photoshop gibiydi. Sızdırılan Twitch datası, 2009 Face hesap, şey yazmış biri. Ücretle satılan çoğu panel artı data bedavaya veriyorum. Alın hayrını görün. Bu da güzel değil mi? Birisi bilgileri hackliyor, parayla satıyor. Ondan sonra başka birisi de onu hackliyor, bedavaya veriyor. Birbirlerini de kırıyorlar. Blue TV hesaplar, e-reçeten panel satıyorum, Redline Logs, GSM sorgu, Bean Connect hesap, LinkedIn veri tabanı isim soyisim adres sorgu. Şimdi fark ettim güncel adresimi bulan arkadaş da aslında yani benim nerede olduğumu gösterdiğim videolar vardı. Çok kasmıyorum. Gene de arkadaşların tavsiyesi üzerine kaldırdım oradan yola çıkarak bulmuş. Sigorta sisteminin datası varmış. O da gene parayla satılıyormuş. Büyük ihtimalle sigorta bilgileri bana herhangi bir şey gelmedi ama o gazetecinin sigorta bilgilerini oradan buldular büyük ihtimalle. Başka bir arkadaş başka bir yerden yine güncel adresimi bulmuş. Onu yazmış. Cinsiyet erkek diyor emin misin? Geçen kadın ilan etmiştim kendimi. O güncel değil. Başka bir arkadaş o da kimlik bilgilerimi. O zaman demek ki güncel. Cilt no aile sıra no sıra no e-posta tutmamış bir tek. Onu değiştirdim herhalde ondan. Ya da yani oraya verdiğim budur. Adres, telefon. Evet. Bunlar yerine IBAN'ı mı arkadaşlar? IBAN'ı mı sızdırın? Bir işe yarasın. Şimdi bir mesaj daha geldi. Bu sefer direkt cebe. Whatsapp'tan. Whatsapp'ta da şey çok kötü. Telegram'da galiba o var. Bilmediğim numaraları blokla falan. Öyle bir şey yok. Neyse. Arkadaşımız ne demiş? Selamlar Efe abi. Keyifler nasıl? Efe zamandan beri takip eden bir takipçinim. Beni çok konuda aydınlattığın için ben de birkaç düzeltme yapmak isterim. Bu Haskoloğlu'nun gündeme getirdiği veri tabanı sızıntısı muhabbeti çok yanlış anlatılıyor. Sol çomarların abarttığı gibi devlet gelip yönetim sistemlerini, veri tabanlarını, yetkili hesapları vesaire vermiyor veya sızdırmıyor. Hatta çoğu sisteme 2FA dışında da doğrulama getirdiler. Olayın özü şu. Red dediğimiz bir şey var. Bu Trojan olarak da bilinir. Her türlü cihaza uygun yazılımları var. Mobil PC vesaire. Sistemin tüm yetkisini ele geçiren ratler dışında stealer'lar var. Bu yazılımlar, özellikle stealer'lar insanların verilerine ulaşabilecek cihazlara yükleniyor ve buradaki tüm loginleri ve çerezleri çekiyor. Buradan da bilgi sistemlerine erişim sağlanıyor. Bunlara da panel, data, login deniyor. Haskolo'nun yayınladığı kimlik fotoğrafları da PSD yani bir template'in üzerine kimlik bilgileri dolduruluyor. Kimlik kartı verisi diye bir şey yok. Burada değinmek istediğim bir şey de filmlerde izlediğimiz gibi bilgi yönetim sistemine erişmek için bizzat nüfus işlerinin hastanenin sunucularına sızılmasına gerek yok. Doktorların bir fakülte grubunda phishing yapılabilir. Yetkili bir UHAB kullanıcısının sahibine red mail'leri atılabilir veya bir NVIG yetkilisinin Minecraft bağımlısı çocuğuna hile diye red atılabilir. Hastan sağlık yönetim sistemi ve hastan bilgi yönetim sistemini çok iyi şifreleyen güvenlik önlemleri var. Bunlar için fikslenmesi uzun sürmeyen metotlar üretilir. O halde açıklar sistemde değil genelde insanlarda olur. Hem telefonu hem masaüstü cihazları reddeden bir başhekimin ruhu bile duymadan yetkili hesabından bilgi alışverişi yapılabilir. Bu bir döngüdür. Bu söylediklerimi ciddiye alman için bazı bilgilerini atacağım. Haskoloğlu bilgi kirliliğine müsait paylaşımlar yaparak yanlış anlaşılmalara sebep oldu. Bunları paylaşıp paylaşmamak kendi tercihin ancak senin de başına bir şey gelmesini istemem kendine iyi bak. Daha önce yollanan kimlik bilgilerini yollamış. Ek olarak bir de biyometrik fotoğrafını bulmuş. Onu da yollamış. Diğerleri de büyük ihtimalle görüyordur. Evet. Bilgi için hepinize teşekkürler arkadaşlar. Az çok anlamış oldum olayı.